السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربهم جن جنانه hepinizden razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir gün Enceşe radıyallahu anh bir kervanda giderken bazı ezgiler söylemeye, bazı ilahiler söylemeye başladı. Bu sayede develer daha da hızlanmaya başlamıştı. Onun o güzel ezgilerinden develer daha da hızlanmaya başlamıştı. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hızlanmasını, develerin hızlanmasının kervanda bulunan kadınları rahatsız ettiğini görünce Enceşe radıyallahu anh'a şöyle seslendi. Ey Enceşe, dikkat et, ağır ol, pırlantalara, kristal parçalarına zarar verme, onları rahatsız etme buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadis-i şerif Buhari'de geçmektedir. Niye bu hadis-i şerifi okuduk? Çünkü maalesef biliyorsunuz ki başta kadınlar olmak üzere şu anda insanların birbirine karşı inanılmaz derecede bir şiddet meyilinde olduğunu maalesef görmekteyiz. Başta kadınlar olmak üzere. Bir erkek bir kadına nasıl el kaldırabiliyor, nasıl zarar verebiliyor artık insanın çok tuhafına gitmeye başladı. Çünkü bir erkek bir kadına el kaldırdığı zaman, bir zarar verdiği zaman nasıl oluyor da dışarılarda ben erkeğim diye dolaşabiliyor. En çok şaşırdığım konulardan biri de bu aslında benim. Hadi günah boyutuna daha girmiyoruz bile bakın. Bir erkek nasıl oluyor da bir kadına el kaldırdıktan sonra, o kadına zarar verdikten sonra dışarılarda ben erkeğim diye dolaşabiliyor. Bu çok tuhafıma gidiyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bakın kadınlara karşı nasıl bir tabir bulunduğunu tekrar söyleyelim. Bakın ne diyor? Pırlantalara, kristal parçalarına zarar verme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada İslam dininde kadınların ne kadar değerli olduğunu böyle bir örnekle açıklıyor. Pırlantalar kadar, kristal parçaları kadar kadınlar İslam dininde muhteşem bir değere sahiptir. Şimdi böylesine bir değer olduğu zaman biz nasıl oluyor da erkekler olarak özellikle kadınlara bu şiddet eyleminde bulunabiliyoruz? Nasıl oluyor bu? Hangi mantıkla, hangi üslupla bu yapılabiliyor? Acaba biz veda haccını unutuyoruz mu? İstersen hatırlatalım. Bakın veda haccında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok net sözleri var. Hiç böyle kapalı bir sözler değil. Çok net sözler. Bakalım ne demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde. Bu aynı zamanda bize bir uymamız gereken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere bir nasihattır. O yüzden buna dikkat edelim inşallah. Ne demiş bakalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ey insanlar, kadınların haklarını korumanızı ve bu hususta Allah Celle Celaluhu'dan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah Celle Celaluhu'nun emaneti olarak aldınız. Bir daha söylüyorum. Siz kadınları Allah Celle Celaluhu'nun emaneti olarak aldınız. Yani kadınlar bir erkeğe, bir kadınla bir erkek evlendiği zaman demek ki neymiş? Erkeğe bu kadın, onun eşi demek ki neymiş? Erkek için bir emanet. Ama nereden emanet? Allah Celle Celaluhu'nun emanet. Bitti mi? Bitmedi. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Onların iffet ve namuslarını Allah Celle Celaluhu adına söz vererek siz helal edindiniz. Allah'a söz verdiniz. Hem emanet aldınız hem de bu emaneti alarak alırken de söz verdiniz. Allah'ım ben emanetine sahip çıkacağım diye ekstradan bir de söz verdiniz. Sizin kadınlar üzerinde haklarınız, kadınların da sizin üzerinizde hakları vardır. Yani erkek sadece kadın benim işlerimi yapacak, işte kadının benim üzerimde hakkı vardır, onun benim üzerindeki hiçbir hakkı yoktur diye bir düşünceye asla ve katla kapılmasın diye işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam dininde nasıl bir durumda olduğunu bayanların, kadınların burada aktarmıştı. Dolayısıyla bizim de bir kontrol etmemiz lazım. Bu veda hutbesini okuduğu zaman bir erkeğin titremesi lazım. Aman ben hanımı rahatsız etmeyeyim, ona bir zarar vermeyeyim, onun kalbini bile incitmeyeyim. Bakın zarar vermeyi bıraktım, kalbini bile incitmeyeyim diye bir hususta çok dikkat etmesi lazım. Ama maalesef şu anda görüyoruz ki değil kadına zarar vermek, bıçaklar, silahlar, sokak ortasında yapılmaya başladı artık bunlar bir de. Daha da açık, hiç çekinmeden.
Bunun artık önüne geçilmesi lazım. Tabii ki bunun en temel sorusu da şudur. Çok daha sert yasalar çıkması lazım. Bir kadına veyahut da bir erkeğe, tam tersi de olabiliyor çünkü. Kadınların da maalesef erkeklere zarar verdiği durumlar oluyor. Bıçaklı, silahlı bir şekilde oluyor. İşte burada çok net kararlar alınması lazım. Mahkemelerde bunun yasa olarak çok keskin kurallara bağlanması lazım. Öyle bir caydırıcılık olması lazım ki, öyle bir caydırıcı cezalar verilmesi lazım ki, işte o zaman ne erkek kadına ne kadın erkeğe hiçbir zaman birbirine zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirememesi lazım. Biz hepimiz aslında insanız, beşeriz. Elbette şaşabiliriz. Birbirimizi kırdığımız zamanlar olabilir. Ama hemen özür dilemek gerekirken biz maalesef fiziksel müdahalelere maruz kalmaya başladı durum. Bunun önüne geçilmesi lazım. İnşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bildirdiği bu durumu çok çok dikkatli bir şekilde okuyup her gün göz önüne almamız lazım. Çünkü düşünün, eğer siz bir kadına zarar verdiğiniz zaman şunu düşünün. Emanete ihanet ediyorsunuz. Emanete. Ama sıradan bir emanet de değil bu. Allah Celle Celaluhu'nun emaneti. İnsan bir korkar, bir titrer. Hiç mi yok? Yani Allah Celle Celaluhu'nun o azabından hiçbir çekinmiyoruz. Buna inşallah çok dikkat edelim. Çünkü kadınların emaneti olduğunu bilinci de bulunursak inşallah Rahman ne onlara hakaret edebiliriz, ne onlara bir zarar verebiliriz, ne onların kalbini dahi kırmaktan çekiniriz. Ama bu hususu bilmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu'nun emanetidir. Emanet. Biz birbirimizden ne olur? Biliyorsunuz biz ne yaparız? Deriz ki bizimiz şey yaptığı zaman, işte bir emanet bıraktığımız zaman, o emanete sahip çıkılmadığı zaman deriz ki ya sana güvenilmez. Bir daha o kişiyle muhatap bile olmazsınız. Değil mi? Peki o zaman Allah Celle Celaluhu niye bir daha sizi affetsin? Niye bir daha size rızıklar versin? Niye bir daha sizi affetsin, değil mi? Bunu böyle düşünmemiz lazım. İnşallah bunları önüne geçmemiz lazım. Bu hususta söyleyeceklerim bunlar ama daha uzun bir mesele aslında bu. Saatlerce konuşulması gereken mesele. Ama 10 dakikaya falan çok uzatmadan kapatmaya çalışıyorum ki sizlere çok fazla sıkmadan inşallah bu konuda düşüncelerimi aktardım. İnsanlık ancak Allah Celle Celaluhu'nun İslam dinini iyi anlamamızdan geçer. İnsanlık eğer bir gün Allah Celle Celaluhu'nun dinini olan o İslam dinini doğru bir şekilde anlayıp doğru bir şekilde yaşamaya başlarsa işte o zaman ne olmuş olur? Bu şiddetler, bu haksızlıklar, bu kulakları ve bu huzursuzluk ortamı ortadan kalkmış olur. Ama İslam dini tam anlamıyla yerini almadığı müddetçe maalesef bu durumların düzelmesi zor olur. Rabbim Celle Celaluhu bu hususta çok dikkat etmeyi nasip etsin hepimize. Çünkü bu zararı verdiğiniz zaman sadece bir kişi değil aynı zamanda kul hakkına da girmiş oluyorsunuz. Yani bir kadına zarar verdiğiniz zaman veyahut da bir bayan bir kadına bir erkeğe zarar verdiği zaman yine aynı şey geçerli tabii ki. Ne olmuş oluyor? Kul hakkı olmuş oluyor. Yani birkaç unsurda bu fiziksel şiddetler, bu öldürmeler, İşte ihanetler, şunlar bunlar, bunların hepsi başlı başına birçok günahı adeta bir çarpımlama gibi, bir böyle üst üste gelen kazalar gibi insanı maalesef çok büyük sıkıntılara sürükleyebilir. O yüzden Allah Celle Celaluhu bu husustan çok daha dikkatli olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu hususta inşallah görüşlerim bunlar. Rabbim Celle Celaluhu böyle bir hata ettiysek de böyle bir günaha girdiysek de hemen tövbe edip o helallik almamız gerektiğini unutmayalım o kişiden. İnşallah Rabbim Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi sen Mevla'ya gidersen Mevla sana gelmez mi? Sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen o alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.